azgın doktoru fanatikleri hoş geldiniz. Ellerinizde çatallar, bıçaklar, çılgınlar gibi üstümüze doktoru at. Kel adam, doktoru at. Kel doktoru ver filan şeklinde beklemektesiniz, biliyoruz. Kel kim ya? Evet, kel kim hangimiz? Çibnol Kel değil mi? Ha, okey. Tamam. Kimsenin Çibnol'dan bir şey beklediği yok ya. Gayet güzel yani bence. Ya bir kendimizi tebrik ederek başlamayalım mı artık? Niye? Bir dakika. Ha, tamam. Sevgili arkadaşlar, stüdyoda konuklarım var. Bugün, dün stüdyoda, dün BBC'de program yayınlandı. Biz bugün izledik de geldik de yorumunu yapıyoruz. Bak. İşte evet. Bunu... Aylarca bölüm atmayan bizler. Doktoru'yu, varlığını unutan bizler. Bu doktorun kaçıncı doktor olduğunu falan unuttum ben bir önceki bölüm. Öyle düşün yani. Ben onları kestim. Evet, sezonu falan kestim. Kestin mi? Kestim. Ben yine itiraf ediyorum. 8 miydi, 9 muydu bir şeydi. İkinci doktor değil mi abi bu işte? Kaç? İkinci doktor. İşte geçen birincisi adamdı, doktor... ikincisi kadındı. Ben kapaldi, öyle. Var. Tabii bir Mehmet Öz var bizi temsil eden. Yurt dışında benim bildiğim. Haluk Bilginer'le Barış Manço var Japonya'da. Doktor Strange'da şeyler bunlar. Neyse. 13. doktorun maceraları sıkıcı bir şekilde devam mı ediyor? Ne diyorsunuz? Ömercan. Ben o kadar sıkıcı bulmuyorum. Su küçüğün söz küçüğün mantığından doğru, bu doğru. Artık. Hayır, sus küçüğün söz büyüğün. Tamam. Ha, yok, biz, o zaman evet. Sus. Lafın devam et abi. Yok yok, ortancayım oğlum. Bana hiçbir şey gelmiyor. Berna başlasın. Berna buyurun. Buyurun. Nasıl bölüm sizce, sıkıcı mı? Bence değil. Aksine birinci bölüme oranla toparlanmış buldum ben. Birinci bölümde şey bekliyordum çünkü. Tamam, doktoru havasına girecek. Biraz beklememiz lazım ama birazcık tırt diyordum. İkinci bölümde biraz daha o tadı aldım. Hani biraz daha tatmin etti gibi hissettim ben açıkçası. O kadar kötü bulmadım yani. Eğlenceli. Peki. Buldum ben. Ömercan Bey? Ben geçen hafta söylediklerimin bu hafta takibindeyim. Yani aslında geçen hafta oluşan fikirlerin bu hafta tekrarını gördüm. Şöyle ki, ben hala bu yeni sezonun gidişatından memnunum açıkçası. Geçen haftaki memnun olduğum şeyler hoşuma gidiyor. O da işte çekim... İşte böyle montaj falan gibi, ses kullanımı, müzik kullanımı gibi şeyler bence çok yerinde ve çok tatlı. Bana böyle zaman zaman Battlestar Galactica'yı falan hatırlattı mesela çekim şekilleri. İşte çok fazla yakın çekim, sürekli bir sallanan kamera bilmem ne. Bir uzay macerasında sıradan insanlar olarak ona tanık olduğumuz hissiyatını uzun süreden beri ilk defa yakaladım yani. Ki bu kaliteyi çok kaybetmişti Doktor Who dizisi. Böyle... işte deyip durduk zaten işte sürekli yani temsil, çok temsiliydi falan filan diye gerçekten yani böyle kameranın karşısında bir tiyatro oyunu izler gibiydik Capaldi zamanında, artık en son veda ederken Capaldi'ye. Şimdi yeniden böyle bir sinematografi derdi gelmiş gibi geliyor bana ve ben onu çok tutuyorum. Bununla beraber öyküde veya karakterlerde veya kimi sahnelerde falan filan alıştığımız Doctor Who salaklıkları var, gene oluyor. Arada bir işte kötü görsel efektler falan filan gibi şeyler. Ama çekim kalitesindeki bu özen yani benim öbür şeylere taşımasına sebep olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok klişe bir senaryo bile çıkmasına rağmen karşımıza zaman zaman bence şimdilik böyle çekildiği, böyle sunulduğu sürece okey. Cevdet Bey? Ben de katılıyorum. Yani gayet güzel çekim vesaire falan, çok büyük hani çığır atladı resmen. Çok iyi, keyifle izleniyor o anlamda. Fakat senaryo çok tahmin edilebilir bir halde almadı değil. Bir ana ark bekliyorduk. Hani o da TARDIS'i arama gibiydi. Şimdi onu da buldu. Şimdi ana arkın doktorun kendisini bulması. Bir işte sır var dendi bu bölümün sonunda. Onu bekliyoruz. Beni en çok heyecanlandıran bu sefer ana arklar ve hikayenin çekilme şekli oluyor. Sanki böyle Russell T. Davis'in böyle kendini ciddiye aldığı ama çok da iyi olmayan bölümleri vardı ya. Mesela işte hep senin alacakaranlık bölümü gibi dediğin. Hani şeyde hep beraberlerde birbirlerini tekrar ediyorlardı, hatırlıyor musun? Gemide. Sanki o bölümdeki ciddiyet ama aynı zamanda işte yeni çekim tarzlarıyla tam böyle işte şey, çok güzel bir örnek oldu. Kafamda canlandırdım, Starship Troopers değil de ne dedin? Battlestar Galactica. Çok güzel bir örnek oldu. Hakikaten o çekimlerle sanki o tattaki ciddiyette bölümlerin birleşmiş olduğu bir hissiyata doğru gidiyorum. Şimdilik kötü hikayeyle gidiyorum. Ama izlemeye değer buluyorum ben de çok. Ben çok baydım bu bölüm. İkinci bölümde toparlamaları çok önemliydi benim için. Çünkü ilk bölüm gerçekten senaryo olarak bence hani abi bir yetişmedi falan tarzıydı bence. Karakterlere ayırdığı vakti sıkıntı ne biliyor musunuz? Karakterizasyonlar yine çok güçlü bak. Bir önceki bölümde de onu övmüştük ya. İşte bilmem neredeki şey dinleyen adam, hemen öldürülmek üzere olan güvenlik görevlisi adamın bile bir küçük torunuyla muhabbetini görmek falan. Burada da bu iki yanımızdaki paralı asker. Çok şeyi bekliyorsun aslında. Bu iki yanımızdaki karakter böyle yaratıklar tarafından hemen öldürülecek ki doktora koşmak için bahane çıksın gibi. Evet. Ama ölmüyorlar.
Yani ve karakterlerin bir hikayesi var ve o karakterin hikayesi sona kadar ulaşıyor. Ama bir şey sorabilir miyim? Biz böyle zaten yan karakterlerin hikayelerini de çok görüyorduk ki zaten önceki sezonlarda. Ben de tam bunu söyleyecektim. Aslında bence bu şöyle önemli bir şey bak ikinizin geldiği nokta. Hakikaten mesela atıyorum bir şey bölümünü hatırlayın. Hani böyle uzaylı bir zenci üç kardeş vardı. Biri yapay zeka robot çıkıyordu falan hatırladınız mı? Emel'cin en sevdiğim bölüm. Mesela eskiden uzun süredir bu tek bölümlük yan karakterler çok sıkıcı, salak işlemeyen ulan niye izlettin bize bunu yani onun yerine kapalı biraz daha konuşsaydı falan dedirtiyordu. Ama iki bölümdür. Hadi ilk bölümün karakterleri sezonun kalıcı karakterleri olacağı için ki bir hani kardeşi ölen falan bir heriften de bahsetmiştik. Onu da fena değil demiştik falan. Bu bölümde de işte iki tane o yarışçı tip var falan. Onlara bu kadar yakınlık duymamız, ilgi duymamız bence işte dizinin bir parça kaliteli çekilebilmesine herhalde kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü Berna'nın dediği gibi bu tarz tipler vardı. Peki duydunuz mu o yakınlığı ilgiyi? Duydum işte ben. Çünkü ben şöyle oldum. Ha okey bunlara bizim yakınlık ve ilgi duymamız gerekiyor herhalde. Ya ben eskiden öyle olurdum işte. Ben Greg'de öyle oluyordum. O zenci kardeşlerde öyle oluyordum. Bu sefer öyle olmadım yani. Ben şey gibi hissettim. Bana satamadılar ya karakterleri. Şey oldum böyle. Ha işte bunlar da iyi insan belli ki. Hani... Niye oğlum kadının karısı var falan arada minik detay pırt diye onu da sıkıştırıyor. Ya bilmiyorum hani Tenant'ın bir tane şey kedili bu martalı sezonda kedili bir uzay gemisine biniyordu. Hani hep yüzeye aslında çıkmaya yani çalışıyorlardı falan ya. İlk bölümü galiba. Marta'nın ilk bölümü değil galiba ya. Yani neyse işte neyse. Mesela kadın gemisini aldığında şeyle Graham'la Ryan'ı ben öyle bir şey çıkar gibi hissettim hatta. Onlara da mesela belli bir hikayesini görmüştük. Hani bunların da bir yerde gördük. Bence o kadar şey gitmedi. Şu anda eksik gibi olan yani şey de var hatta bak ilk hikayedeki o neydi adamın adı işte bir şey korkuyorlardı ya sonunda. Şey, avcı olan. İşte kattım sana. İşte o soyu duyunca bir devamlılık hissettiriyor mesela. O gizli böyle alttan devamlılıklar güzel aslında. Ama şu anda şey eksik. Yani hani geldiğimiz yerde mutlu değiliz çünkü bu gezegen bize bir şey katmadı. Yani ama ben, bu gezegen henüz. Bak ben sana katılmıyorum o konuda. Ben şeyden güzel mutluyum abi. Neyden? Yani okey biraz senaryolarda çiğlik ve çok kendi yani nereye varacağı bellilik falan filan var. Ama ben şundan memnunum. Biz gezegenle mahsur kaldılar. Oradan kurtulmaya çalıştılar. Ben bu içine bir durumun yani kendi kontrollerinin dışında bir duruma düşüp orada mahsur kalıp ondan kurtulmaya çalışmaları seviyorum. Daha 3 bölüm önce işte Mars'ı mı ne ziyaret ederken tesadüfen TARDIS arızalanmıştı. Ve o yüzden orada mahsur kalmışlardı. Yani o daha 3-5 bölüm önce böyle salak bir senaryo varken şimdi böyle hani zorunluluktan dolayı bir durumun içine düşmeleri bana okey geliyor açıkçası. O yüzden bu gezegenden çok fantastik bir iş çıkmaması, evet o robotların falan gayet dandik ve an orijinal olması falan ama ya da şimdi o kağıt yaratıkların ne onlar yani hani çok da yani kesilebiliyor, yanabiliyor falan bu kadar uyduruk bir teknolojinin kime ne faydası? Süper asker ama hani ama hani yani anladın mı? Islanmasın. Öbür özenden ötürü hadi tamam okey dedirtiyor bana yani. Peki, bu gerçekten eskiyle kıyaslamaktan dolayı olabilir. Çünkü hakikaten dinozorlar ve Kleopatralardan geldik bir süredir. Ama yani durum bu yani. Ben hani izlerken neyse okey diyorum yani. Ya bir şey diyeceğim hani o yanma manma dedin ya şimdi. Ben açıkçası o gezegende eski bilimsel şeyleri görmenin hazzını aldım. Bir süredir onu almıyorduk sanki. O deşifre sahnesi eğlenceliydi mesela. Mesela şey işte yeri kazın işte şey hava neydi hatırlıyor musunuz falan. İşte sonra fırlatıyor patlıyor falan. Uzun süredir bence öyle bir şey görmüyorduk. Hani Capaldi sezonunda o kadar derinlemesine yapmıyorlardı gibi hissettim. Capaldi biraz şeydi. Ya Capaldi hep takım oyuncusu tarıyordu gibi davranmıyordu yani. Tamam, o çok doğru. Bizim geçiyorduk Capaldi. Moffat'ın şey muhabbetine. Yani bu biraz anaç. Bilimsel değil, büyüsel. Evet, ha, büyüsel aynen. Sen seversin ya, Harry Potter falan. Büyümde ama. Hayır, Capaldi döneminde şey Capaldi. Ha anladım. Kesinlikle Capaldi'nin suçu değil bu. Değil Moffat değil. Moffat döneminde böyle büyüdü diyorsun. Zaten anladım. Dememiz kuzgun kadına girince niye ölüyor aynen ama işte kuzgun giriyor abi. Evet. Kargalar niye konuşuyor? Yani biraz daha şey sanki Smith'le Tennant dönemine gidiyormuş gibi o bilimsellik evet, evet geldi. Hoşuma gitti açıkçası. Ben gerçekten bir eksikliğini hissediyorum ama evet ya. Smith döneminde de yok dur Smith değil. Tennant döneminde, döneminde de daha çok şey vardı ya. Yani bir Gavur emotional core diyor buna da biz buna duygusal bir kök mü diyeyim yani duygusal gövdesinde bir şey yok dizinin. Ya yani bu bölüm bana bir şey anlatmıyor yani. Yok, ben onu hissediyorum. Evet daha şey veremedi onu doktor. Haklısın daha, evet, katılıyorum veremedi sana. Yani bu doktorla eksik alakalı o bir şey değil. Sadece şöyle oluyorum. Okey o iki insan tabii ki yani yarışlarını kazansınlar süper. Ama bir böyle duygusal ark mı arıyorum acaba? Yani ya şöyle bak. Yarışlarını kazanırken bir şey mi öğrenecekler ve doktor da bir şey öğrenip companionlarda da bir şey mi olacak falan.
Böyle sanki bu bölüm... Bir de şeyde ben çok cringe olarak başladım galiba ya. Gezegene düşüyorlar ve direkt diğer arkadaşların üstüne düşüyorlar ya gemiyle. Hmm. He. Ya o bir de açıklan... O abi, nasıl açıklandı evet. O ya? Önce açıklamadı. O açıklamadı. O bir şey. O Star Wars'un Flash Gordon'ların bize kattığı bir klişedir. Hani bir gezegen bir kasaba büyüklüğündedir, anladın mı? O gezegene varan herkes aynı bölgeye gelir. Hyperjump yaptığında. Evet. Ama bayağı aynı... Koridora düşüyor yani. Yan tarafa düşse keşke yani falan doğru. Böyle. Neredeyse bizi eziyordunuz. Bu ne tesadüf tabii falan abi, demiyor o, mesela. Neredeyse bizi eziyordunuz kesinlikle diyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunlara o tarz, böyle bir... O tarz zayıf bilim kurgu gerçekten insanın tadını çok kaçırıyor. Şunu sana cevap olarak vereceğim. Şey diyordun ya duygusal bir öykü gidişatı falan pek yok. Mesela aslında var hakikaten şimdi zorlarsan bakarsan. İşte nedir? İşte zenci çocuk o şeyle babası, büyük babasıyla... İşte ben kendime yeterim, seninle yakınlık kurmayacağım. Öbür tarafta buna örnek olan bir bu bölümlük karakterler var falan filan. Çok klişe. Çok hani böyle eğer neymiş diye bakmazsan insana geçmiyor. Bana da geçmiyor, haklısın yani. Ben de duygulanmadım. Aa bak tıpkı aralarındaki ilişki gibi, şimdi umarım zenci adam bundan ders çıkar falan. Olmadım tabii ki. Ama var. Ama inan yerine ne olurdu ki diye de şeytanın avukatlığını yapıyorum abi. Yani daha ne yapsınlar ki böyle, ne bileyim. Ben sana katılmıyorum bu konuda. Olacaktı? Ben katılmıyorum. Açıkçası Ryan ve Graham kızdansa yani Yasmin'dense ikisinin çok daha güzel işlendiğini düşünüyorum. Hatta bak, Ryan'ın, ben sevmiş bile mesela. Ryan'ın sürekli bu hastalığına falan böyle bir ya yine mi merdivenler of falan diye yapması bile hoşuma gitti. Ben o detayı görünce daha sevindim açıkçası. Hani dümdüz gitmesindense. Onun hastalığı ne? Şey, koordine ona? Hastalığı var. Yani koordine edemiyor kendini, odaklanamıyor, fokuslanamıyor bir şeye. Dolayısıyla aynen ne konuya bir şey duyarlı yaklaşma çabası ses tonuna ne diyorsun peki? O hastalığın adı ne peki yani? Hayır, adını kimseyi bilmiyorum. Kıracak bir şekilde davranmıyor. Adını tam olarak bilmiyorum. Geçmiş olsun, çok güzel. Adını bilmiyorum. Haftaya bağış yapacağız sanırım o kurumu, onunla savaşacağız. Peki bir şey sorabilir miyim? Geçen hafta sanırım bunu konuşmamıştınız, videoda denk gelmedim. O yaratık... Intro mu? Hayır. Hayır, introyu zaten konuşuruz da şey hani bu Tim Shaw olan geldiğinde mesela gayet güzel patır patır İngilizce konuşuyor falan. Ben onu bölüm sonunda oturup düşündüm. Yani gelen Sontaranlar bile işte Dalekler bile çat pat konuşuyor. Ve her zaman bunları anladığında yanlarında TARDIS oluyor. TARDIS yoktu. Bunlar nasıl anladı dedim. İlk bölümün en büyük problemlerinden biriydi bence. O çiplerden anlaşılıyormuş ama doktor bir yerde dedi ki ben bunları çıkarttım arkadaşımdan dedi. Devre dışı bıraktım dedi aslında. Yani bilmiyorum, orada bir böyle tuhaf hissettim. Çıkartmadı, operasyonel olarak çıkan bir şey olmadı yani. Tamam ama hani hala yarı... orada. O zaman onun kokusu hala sezon boyunca devam edecek bir şey olacak. Yani onun kokusu oradan çıkacak. Şu anda orada bir şey var, daha çıkmadı. Var, hala çıkmadı. Ameliyat olarak. Gösterdi, evet. Gösterdi, ensesini hatta gösterdi hatta. Graham galiba sordu. Evet, Graham'a sordu aynen. Bir önceki bölümde açıklamamışlardı bunu. Evet işte o bana da şey gibi geliyor ya. Bu bölüm o heriflerle ilgili ekstra bilgi öğrendik ya biraz. Bunlar hı-hı böyle bir zalim bir ırkmış. Evet. Dünyayı ele geçirip herkese zulmediyorlarmış falan filan. Onlar humanoid, çok humanoid ya. İlk bölümde geldiklerindeki zırhları da çok insansıydı bu arada. Evet. Şey ilginç yani. Mars yaratıklarına benziyor biraz değil mi? Biraz tasarım olarak da. Ben şu açıdan hem hoşuma gitti hem de şey işte biraz Ömercan'ın Battlestar Galactica tadını neden aldığını da anlıyorum. Böyle Battlestar Galactica'da Cylonlar var ve böyle o kolları uzun gelen lavuklar haricinde Cylonlar biraz görünmez bir düşman ya aslında. Burada da böyle bir şey var hani Doktor'un eski bölümlerinde hep şeydir ya işte melekler var abi evet gözünü kırptığında falan bir şeyler var böyle okey yani yiyorsun ama bir yandan da öyle ırk mı olur lan hani bunlar bakkala nasıl gidiyorlar, ekmeği nasıl yiyorlar yani böyle biraz şey fantastik yani. Cybermenler de mesela işte habire bir takım gezegenlere gidip birilerini dönüştürüyorlar. Hep ilk bölümünde konuşmuştuk, hatırlar mısınız? Lan sen bunu çeliğini demirini nereden buluyorsun? Hiç düşünülmemiş Cybermen deyip ırk yaratılırken filan. Dalekler desen aşırı güçlü oldukları için deyip hadi geçiyorsun da. Buradaki mesela adamın zırhı çıkarttığında normal yani tuhaf huyları da olsa insansı bir yüz olması falan. Daha bir Star Trek geldi bana yani böyle bir... Herhalde bölüm sezon boyunca bu heriflerin hikayelerine devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu sezonda böyle bir de yeni yaratık olacak. Eski yaratıklar yok dedi. Canavarlar evet. Yok demişlerdi. O da çok makul buldum bu arada. Peki ama yani hoşunuza gitti mi gerçekten o tür? Yani henüz değil ama belki gidecek. Daha yeni öğreniyoruz. Star Trek uzun izleyen hı-hı insanlar için bir sezonlar boyunca yeni bir ırkın kültürünü öğrenmek çok keyifli olmuştur hep. Yani bu Star Trek'in en güçlü taraflarından bir tanesi Klingonlar için de böyle oldu. Deep Space Nine'da da şu an ırkın ismini unuttum. Başka bir ırkı böyle bölüm bölüm öğrenme şansın oluyor. Ve aslında orada şeyi görebiliyorsun. Yani First Contact sonrasında böyle diğer ırkları yavaş yavaş öğrenmenin keyfini yaşıyorsun.
Öte yandan işte şey biraz sıkıcı. Cybermenler işte hangileri? Mondezian mı yoksa şey bir şey Zion mı? Yok yok abi bu şeydekiler 66'daki falan böyle bir. Bunlar alternatif evrendeki. Ama bence bunlar o kadar korkutucu bile gelmedi yani. E daha soykırmadılar. Hayır şöyle ama yine sizin şeyinizden alıntı yapacağım. Eccleston'un ilk Dalekli bölümünde mesela görüntüsünden ben de çok korkmadım. Yani elektrik süpürgesi bir şey gözüküyor. Ama hani onun ondan insanların korkması, doktorun korkması falan derken lan bunlar neymiş oluyorsun? Bunlardan o kadar şey ilk görüşte anladığım için böyle bir temkinli yaklaşıyorum. Deep Space Nine'deki ırk nerdisiydi ya buralarında şey olanlar? Ne? Hatırladın mı? Lost'u. Ben izlemedim ben ya Deep Space Nine. Ben de acayip unuttum ya. Ya Star Trek'in bir dizisi, Deep Space Nine dizisi. Star Trek tarzı bir gemide geçmek yerine bir istasyonda geçtiği için o istasyon sürekli olarak iki ırkın politik mücadelesinin arasında kalmış bir federasyon muhabbeti gibi oluyor. Ve ilk geldiğinde o yaratıklar böyle çok yabancı gözükmekle beraber birkaç sezon sonra, ama sezonlar sürüyor gerçekten bu. Bu ırkın böyle böyle huyları vardır, şu ırkın şöyle şöyle huyları vardır diye yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsun. Eğer doktor gerçekten bu sefer yeni bir ırk yaratmaya çalışıyor ve buna böyle hani bir bölüm Sonic Tornavida'yı tutup yandan bakıp ha okey abi bunların karnında hep gaz var falandan daha öte bir ırk kurmaya doğru gideceklerse ben buna çok sevinirim çünkü yavaş yavaş evet. Kültürünü tanıyorsun ve çok güçlü bir ırk olmayabilirler burada. Yok. Çok güçten kastım yani Dalek level güçlü değillerdi tabii, de tabii. Sağlıyorum. İşte federasyon level güçlüdürler. Tabii. Zırhları olan, hasar alan, tuhaf inançları olan falan böyle hı-hı. Kendi kültürle beraber bir şey çıkarsa ortaya güzel. Bu bölümde tekrar onların bahsinin geçmesi benim aslında hoşuma gitti. Heh, aslında o. Çünkü ilk bölümde o kadar bahsetmediler. Tırt sandım. Şimdi böyle bayağı korkutucu bir şeymiş gibi bahsedince hoşuma gitmeye başladı. Neydi zaten. Ya onların ismini? Servitor mu yok ne? Ya şu hatırla ben istemedim. Stanza. Warrior of Stanza. Stanza çok doğru. Doktorun şöyle bir numarası var abi. Doktor dizi doktoru dizisini yani. Sonuçta bu yaratıklar işte bugüne kadar karşılaştığımız birçok düşmanla nazaran o kadar kuvvetli ya da tehlikeli ya da problematik olmayabilir ama zaten bizim karakterimiz öyle bir tip ki tek kendi o yalın vücuduyla bir olayların içine düşüverdiği için işte sadece bir uçurum bile onun için ölüm tehlikesi anlamına gelen bir serüvene dönüşebiliyor. O yüzden hani şu an bu sefer bu düşmanlar şu ana kadar karşılaştıklarına göre çok mu güçlü falan bunun bir önemi yok. Şu anda mesela işte zaman zaman bizimkine karşı avantajlı pozisyonda olabilecek bir dengedeler falan. O da yeteri kadar heyecan yaratıyor. Zaten bu dizinin aslında şöyle bir esprisi var. Zaman zaman insanın aklından çıkıyor. Biz eğer doktorun hayatı için endişelenecek olursak pek heyecanlanamayız bu dizide. Çünkü birçok durumda ya atıyorum şu gezegende mahsur bile kalsalar işte 1000 yıl tekrar TARDIS'in işte phase-in olup da tekrar çıkması için atıyorum 1000 yıl geçmesi gerekse gibi bir şey zırvalasalardı mesela. 3 tane insan ölecekti 1000 yıl bekleyecekti mesela doktor falan orada. O yüzden biraz oradaki o hayatta kalma, insanların hayatta kalma mücadelesinden heyecanlanmamız gerekecekse gerekecek. Ben işte o yüzden bu bölümü biraz takdir ettim çünkü özellikle başında bölümün o işte şeyden falan çıkarken, o yakalandıkları o aletlerden, o statis pod gibi zımbırtılardan çıkarlarken falan böyle sürekli onların böyle yaşadığı durumu insana hissettirmeye çalışmışlar. Onu da işte yeter, yani takdir ettim, benim hoşuma gitti. Tek bir şey, tek bir sahne bunu eşek gibi kırdı ve bu sahneyi koymaya karar veren artık kimse de onun Allah cezasını versin demedim değil. Hani nedense biz abi doktor neden silah kullanmıyor? Dünyanın en önemli sorusu bu. Bunu bize kanıtlayın demişiz gibi bir sahneyle bunu açıklamak zorunda hissettiler. İşte çocuk hani ben Call of Duty oynayacağım deyip atladı. Ondan sonra diye geri döndü ya. Ya onu niye böyle bu kadar alelacele geçiştiriyorsun ki abi onun yerine bölüm boyunca bir iki kere atış etsin. Omzundan yaralansın. Bak tabanca bir boka yaramıyor desinler. Yani böyle o aptal komik gibi sahnenin ne anlamı vardı ki böyle? Hayır, çocuk çıktı tak 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 herkes öldürdü. Evet sonra bir işe yaramıyor. Nasıl doğru? Bence o bir komik olsaydı, yani. Rejener olmayan bir tür olsaydı karşımızda silah kullanmak baya mantıklıydı çok o zaman. Çok gereksiz gülünç bir sahneydi yani bence o. Bence komik relief'ti yani. O ben, ama işte komik değil. Relief tabii ki komik relief ama de. Ama gereksiz komik değil bence. Gereksiz. Ha komik değil yani gülünç bir kere. Sen böyle atmosferik çekmişsin böyle uzay gemisinde sallanıyorsun işte ulan biz uzayda mıyız falan ilk sorduğu soru bu nasıl nefes alıyoruz falan diye yani böyle en küçük detay bile aklında ondan sonra bir şey olmaz bana ya uzaylı öldüreceğim diye koşan bir herif. Çok çabuk adapte olmasından. Böyle eğer bu eğer şey olsa yani atıyorum işte o baştaki yakaladığı atmosferde gitse diye gittiğinde puf diye kafasından vurulup evet arkadaşlar bu yüzden silah kullanmıyoruz hani denmesi gerekirdi orada gene kaçtı. Şeyi demiyorum de bile. Abi, zikzak çizerek kaçma muhabbetini falan yani. Onlar artık Bren'in yapamadığı evet, yani. Sniper bot bunlar abi.
Evet. Evet canım. Hani ben bir Half-Life oynamış insanım. Bir botun isminde Sniper Bot yazıyorsa biraz iyi ateş etmesi lazım. Biraz iyi ateş etmesi lazım. Hani vurdum mu düşebilir ama en azından ya, onun da aim'i kuvvetli olmalı değil mi hocam? Şeyi de o zaman söyleyelim mi artık? Yani çünkü ben bunlara uyuz oluyorum. Call of Duty oynadım. Ben bunun altından kalkarım. Şimdi gerçekten bu şey yükleme çabası. Yani hani bütün yaptıklarımızın işte macerada bir işimize yarayacak çabası. Gerçi hani yaramadığını gördük ama neticede dediğin gibi ölümsüz olmasa. Ama meslek lisesine gittikleri için motoru da tamir ettiler ya, mi sonra? Yok edemediler. Edemediler. Onlar mantığına doktora da yardım ettiler. Yani. Çocuk öğrenmeye çalışıyor. Orada güzel olanı. Uzay evet, macerasında evet, gönüllü. Evet, öğrenmeye çalışmasına okeyim de. Yolu hani böyle Call of Duty oynuyorum sonunda payoff işte. Çat çat çat. Yani abi biz kabul edelim işte. Onu mouse'da falan oynuyorsun yani. Silah bile almıyorsun eline. Ne kadar iyi oynarsan o kesinlikle aynı şey değil. Ayrıca eline aldığın silah. Yani bu tip böyle öğelerle birdenbire hani normal çelimsiz olanın birden yok, bütün şey olması. Gerçekten biraz Ömerciğin dediği gibi şeydi böyle. Evet evet. Karikatür bile buldum. Karikatür yani böyle evet şey sanki abi 16 yaş grubunda izlenmelerimiz düşük. Bir yerde çocuk Call of Duty desin falan gibi böyle bir ekstra. Yani yazarın çünkü genel tavrı çok iyi. Akışına uygun aynen değil yani o sahne. Ben de onu diyorum. Başından sonuna bir tırtlık var orada. Bence bölümde genel olarak bir tırtlık var. Ben hani böyle bir puanlama yapıyor olsam ilk bölüme 6 puan veriyorsam buna 4 puan falan veririm. Bomboş. Kişisel görüşümü söylüyorum. Tabii tabii. Bomboş. Hepimiz. Başlıyor, bitiyor. Ne o TARDIS'i buluyoruz en sonunda. Ne oldu TARDIS'i bulma yolculuğumuzda? Where the oldu yani. E de bana ne 40 dakikam gitti benim ya. Bir şey olsaydı keşke yani. Ya işte hayatta kalmaları bizimkilerin. Seni hiç heyecanlandırmadıysa bir numarası şey yok evet yani. Gerçekten heyecanlandım. Çünkü tehlike altında olduklarını hissetmedim ya. Evet. Yani şey de olmadı bak. Oo suda mikrop var brom falan. Hani ya iyi kötü birisi suya düşer de bir yenir falan böyle dersin ki eyvah falan. Bir Mars'taki yani su işte etkisi yaratmadı tabii ki. Hmm. Ya böyle bir tamam hiç daha çok ölüm şey olsun olmadı, daha çok heyecan olsun demiyorum ama şey de olmadı. Tamam biraz da bu tarafa yürüyelim. Okey biraz da bu tarafa yürüyelim. O şeylerde bile ben bir tehdit altında olduklarını hiç hissedemedim mesela. Sanki ya süre yetmemiş gibi biraz. Bence paraları yokmuş gibi bölümde. Yani. Biraz neyden ötürü biliyor musun? Mesela en son işte TARDIS'in başına şey pardon o işte yarışı düzenleyen Hintli herifin başına geldiler. Onları ne kurtaracağım ya deyip yok oldu gitti ya. O sahneden sonra doktor umutsuzluğa düştü. Ulan ne olacak şimdi falan diye ve bizimkiler ya şöyle bir sahne bir anda gördük. Graham gaz verdi bunlara. Bir şey olmaz ya. Sen bir çaresini bulursun ya. Gülümsüyor falan bir de. Ulan yani şimdi hayatının ilk uzay macerası bilmediğin bir gezegendesin işte su zehirli ne bileyim ben falan. Tamam çok insanı ürkütücü bir atmosfer zaten dizinin prodüksiyonu yaratmış ama bize onu oyunculukla bari vermeye çalışman lazım. Ki bunu evet, zaman zaman bu dizi başarır yani işte evet, çoğu zaman hele hele doktor oynayan oyuncu sayesinde ortada bir bok olmamasına rağmen işte oyunculukla bir şeyler hissedersin ama falan. Ama ben onu şey şeklinde yedim ya şimdi karısı öldü karısı da her şeyi atlıyordu ya biz niye koşuyoruz falan diyordu ilk bölümde. Ama onun travmasına verdim ben çok mu derin düşünüyorum bilmiyorum ama şu derin anda. Derin düşünmüyorsun Berna bence biraz iyimser düşünüyorsun yani orada bir gerçekçi değil demek istiyorum yani bir insan o duygu durumunda orada olmaz yani hayatta kalmak için bunu yapmamız lazım filan okey. Ah bütün umutlarını suya düşün ne yapacağız? Bir yolunu bulursun ya. Böyle bu kadar pozitif olamazsın bence. Ya, hiç bilmediğin bir ortam, ama yabancı bir durum. Ama zaten adamın kaybedeceği bir şey yokmuş. Zaten eskiden kanser hastasıymış. Karısını kaybetmiş. E tamam ama burada da ölü öleceğiz diye oturup ağlarım ikisi, mı diyor. Öbür ikisi de gayet memnun o sırada. Zenci kız gayet gülümsüyor falan. Yani sahneyi öyle çekmeyin. Zenci kız dediğin Hintli kız mı? Hintli kız pardon. Tamam. Bütün ya, karalar zenci benim için. Wow. Bilmiyorum o kızdan yeteri kadar şey alamadım ben zaten de şu anda. Yok abi 5 tane karakter var. Bir de doktor 6 kişi var. Yani bu 45 dakika boyunca hiçbirinde ben böyle bir... Yetmedi. Hayır şey, sıkıntı ne biliyor musun? Ses böyle... Bunun için çok iyi bir terim muhtemelen tiyatroda, sinemada falan vardı siz bana söyleyin. Emotional böyle, core. Emotional core da değil. Şey gibi böyle, herkesin duyguları kısılmış gibi. Anladın mı? Herkes bizi anlamsatmış böyle. Sen anladın hani, değil mi Cevdet o şey? Mevzu şey yani, hiç kimse böyle... Eski bir tiyatro taktiği bu. Yani, belki benden daha çok biliyorsunuzdur bu konuyla ilgili diye bir şey demiştim ama bilmiyor musunuz? Belki mi? Sıkıntı yok. yani konu şu, ciddi ciddi bir takım olaylar yaşanıyor. Herkes böyle şey, hadi bakalım biraz sonra ne olacak falan. Herkes ama. Uyuşmuşlar. 6 tane karakter var. Evet uyuşmuşlar. Nandı yani. Yani 6 tane karakterin 6'sı da böyle olunca, doktor zaten şimdi eskisi kadar böyle, oh bunlar et yiyen bakteriler falan değil. Tamam doktor bir sakin, okey. Polis kız var yanında. Polis kız böyle işte abi biz de inşallah gezegenimize döneceğiz falan tarzı. Peki. Graham zaten hadi Graham'ın her türlü huyuna şey diyebilirsin ama adam kanser yanmış brom diyebilirsin. Her şeye diyebilirsin bunu. İşte onun müthiş bir bahanesi var. Tamam okey o da ama sakin falan. Ya diyor belki motora bakarız çözeriz falan diyor. Peki. Siyahi çocuk da sakin. Bir ara bir Call of Duty'cilik yapıyor. Onda da ağzını sıçlıyor hemen koyu koşuyor.
Ondan sonra bir tane orada paralı asker bir herif var. Onu annesi küçükken atıdan atla atla demiş. O da atlarken annesi kenara çekilmiş. O yüzden artık. Travma. Okey dedim, ne dönüyor Koran dedim. Böyle bir hikaye yıllardır dinlememiştim falan. Öbür kadının da karısı ölmüş. Bence genel olarak yani bak sana da katılıyorum. Şimdi genel olarak şöyle bir şey var. Doktor bizim için yani benim için şu anda biraz road balance yapıyor havasında şu anda. Bir dengesini abi, ayarını arıyor. Abi senin road balance mı yapılır? Tamam okey. Üçüncü bölüm. Road balance'ını yazar adasında yap. Ben izlemek zorundayım road balance'ı. Bence de üçüncü bölüm sondur zaten yani. İlk üç bölümde artık road balance'ı bulmuş olması lazım. Yani ama şöyle bitireceğiz biz bu sezonu. Bak bayağı ümitsizliğe kapıldım yani. Okey çok iyi karakter yazıyorsunuz. İlginç bir hikaye anlattığınızda beni çaldırın. La mı bitecek ya işte bilmiyoruz. Yok ya, umuyoruz öyle olacağını ama. Abi zaten. Belli. Sen ne bekliyorsun ki doktor odan? Yeni bir sezon, yeni yazarlar falan yapıyorlar. Belli yeni kararlar verilmiş bak. O kararlar uygulanıyor. Geçen seferde de söylemiştim. İşte komik olmasa ciddiyeti vesaire falan. Bir de aynı zamanda karakterlerin içerisinde bir işte tırnak içerisinde hani sen ona ne deniyor diyorsun ya. Tırnak içerisinde gerçekçi bir oyunculuk adı altında çok fazla oynamamak var. Tamam evet. mı? Çok fazla oynamamak aslında bir tercih oluyor genelde. Ama işte bazen çok fazla oynaman da gerekiyor bazı durumlarda. Oğlum i̇şte ne bileyim etiyen bakterilerle dolu bir gezegene işte sıçsam ben biraz panik yaparım yani. Katılıyorum. Birisinin gelip beni sakinleştirmesi falan gerekir yani abi sakin ol falan. Abi ya yok ama illa şey işte bir yani. Öykünün tamamı yani. Sıcak bir bölüm anladın mı? O bir karakter bir noktadan bir noktaya varacak. Peki sen altı karakter enflasyonu yüzünden mi oluyor? Mesela iki karakter olsa daha mı iyi anlatılacak? Bunun sebebi yani altı karakter oluyor diye değil. Bu diziyi baştan öyle tasarlamışlar zaten. Yani bir bölümde bir karakter bir noktadan bir noktaya varmalı. Burada da işte belli bir olgunluğa varıyorlar. Hani birlikte mi takılmalıyız, yalnız mı başımız içerisinde bakmalıyız falan. Evet, böyle bir konu işleniyor aslında galiba. Aslında yani benim de beklediğim, benim de istediğim o hani neşeli duruyorlar Allah cezanızı vermesin dediğim sahnelerin olmasının sebebi işte bunu bitirmeye çalışmak zorunda oldukları bir acele hissiyatı içerisinde olmaları. Keşke öyle olmasa. Bir de 48 keşke uzun uzun hissiyatlı saatlerce böyle hani işte hep aynı örneği veriyorum ya. Ben hani Fly dizisinde, ay dizi demiş, Fly filminde bir hani biyolojik bir değişiklik böyle saatlerce dakikalarca anlatılıyor. Bunda da yani yabancı bir gezegendeyiz. Bir sürü garip yaratık bir şeyle karşılaştık. Robotla falan karşılaştık. Keşke bunlar böyle uzun 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 hissettirse kendini ama. Ben öyle keşke demiyorum. Bu dizi öyle ama. Bir dizi değil. Heh. O yüzden abi bak, 11. sezonunda ya artık daha bunu görmeyelim yani. Ya bir de şu abi yeni sezon hazırlıyorsun sen. 10 bölüm demişsin zaten. Evet. Gitmişsin Güney Afrika'da bölüm çekiyorsun. Bayağı İngiltere'nin şeyinde değil West Hampton Shire'ında çekmemişler. Güney Afrika'ya geçmiş. Ulan Güney Afrika'ya bunu mu çekmeye gittin? İyi misin sen? Acaba? Ya ben bu konuda ikinize katılmıyorum. Bir şey aksine sunucu katılacağım. Berna bir dakika dinle beni. Hı-hı. Bak survival durumu ya bu. Survival durumunda bir de baskıyı şöyle arttırabilirsin. Mesela Battlestar Galactica falan da bunu çok iyi beceriyordu. Kısıtlı kaynaklar tükeniyor olur. Su bitiyor olur. Karakterlerden bir tanesi Etiyan bakteriye yanlışlıkla değmiş olur. Abi işte, yavaş yavaş burası kahverengileşiyor olur. Bir yandan onu da çözmek gerekir. Bitmiyor. Şey, bunlar arkada var işte güya. Yani arkada var. Bir gezegende mahsur kalmak deyince zaten orada hayatta kalmak sıkıntısı ve tehlikesi. Biz hissetmedik. Ne anladık o zaman? Tamam katılıyorum size. Ama işte bu dizi zaten onu hissettirme konusunda her zaman başarısızdı. Bence şimdi son 2-3 sezona nazaran nispeten iyi bile. Katılmıyorum o konuda. Tenant dönemini hatırla. Tamam Tenant'lar falan geçmişte kaldı abi. Ben ta 5. sezondan beri olan süreci hatırlıyorum. Ama yoksa tamam dizinin başından falan hissettiriyordu zaten yani. Tamam. Biraz oyunculuk bile belki yalın bir salt bir şekilde hissettirebiliyordu. Şimdi eksik onlar hakikaten. Ya bak sana şöyle söyleyeyim. Ben normalde 40 dakikalık diziyi bile çok zor izlerim. Ama bu o kadar hızlı geçti ki benim için. Niye dahası yok hani... Niye daha sürmedi dedim. Bir şeyler eksikliğini ben de hissettim. Ama Tenant döneminde onu hissetmiyorsun. Dolu dolu geçti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım gibi söyledin. Yani okay, biraz okay. Öyle oldu ama fazla hızlı geçti. Evet. Ben başka söyleyecek hiçbir şeyim yok artık. Bir de zaten aslında bütün bunların... Yani bütün hepimizde de aynı duygu oldu sanırım. Ödüle ulaştılar ya... Çok kolay oldu. Evet. Aslında sıkıntı orada. Genel olarak bir şey olmadı abi. Bizi heyecanlandıracak. Evet, evet. Yani dediği gibi yüzeysel olarak hepsi vardı arka planda. O senin heyecanlandırmak için gereken şeyler. Ama tatmin etmedi sonuçta. Yani şu çok temel bir şey atlıyorlar gibi geliyor bana. Dizi çekiyorsan bir şey anlatmak için çekiyorsundur ya. Henüz bana bir şey anlatmıyorsun. Bir takım karakterler var. Böyle çok ağır ağır hani... Peaky Blinders gibi 3 sezonda muazzam mafya öyküsü ailesi anlatacağım falan. Öyle bir vaktiniz de yok. Yani 10 bölümü var çünkü. Bence çok ağır gidiyor. İnşallah güzel bir yerlere varır diyorum. Bence kuru kısrak yavan bir bölümdü. Böyle kuru kuru mu yiyeceğiz dedim bölüme yani. Bir de alışmadığımız bir şey var onu da söyleyelim. Zincirler. Evet. Kim onlar? Bayağı doktor arka planda farkında mısınız? Evet. En önden koşturmuyor yani. Sıkıntı değil.
Ki bence de diğer karakterler için bir şey olsun. Önemli değil. Yani bir şey bir şey birinin bir dramasını izleyin. Bir şeyler olsun ya. Ama bir şey değil mi? İlk bölümden farklı. Mesela doktor ilk bölümde kimseyi umursamadan ha tamam hadi sadece beni TARDIS'ime ışınlayın. Çok da umurumda değilsiniz gibi takılıyordu yani. O kadar abartı değil ama. Şimdi biraz daha sanki ya bak sana silahları kullanma dedim. Ya işte ben sizin canınızı böyle önemsiyorum. Ben de çok zekiyim falan modunu alınca bir umut gelmedi mi size yani? Bir şey ya ben bilmiyorum umudum var ama umudum böyle var, giderse tabii. Üzülürüm. Çünkü bu sezonun kötü olması durumunda ben Cahil Cüela'ya laf anlatamayacağım. İşte bak kadın geldi böyle oldu diyecek tipler çıkacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu ben tamamen ondan korkuyorum şu anda. Nurse Who diyenler var biliyorsun. Ya hala var. O yüzden bu şeyde sezonda umut beslemek istiyorum. Ya, umudumu kaybetmek istemiyorum. Berna bir şey söyleyeceğim. Saçmalama. Kadın geldi o yüzden kötü oldu diyecek yaratık tiplerle zaten hiçbir zaman aynı seviyede olmayacaksın. Hiçbir zaman hayatta onlarla iletişim kuramayacaksın. Onları unut gitsin zaten. Biri o. İkincisi şu. Yani kadın doktor geldi diye diziyi övmeyeceğim bir yerinde de övecek değilim. Sıkıcısı. Tamam sıkıcı. Ben onu kabul ediyorum. Ama işte Jodie Whittaker'ın oyunculuğuyla alakalı bir şöyle çok var. Sevdiğim bir şey olduğu değil. İçin çok sevdiğim bir şey olduğu için gömülmesine yani kendim gömmeye zaten şey bulamıyorum. Hani kötü giderse çok üzüleceğim. Anladın mı? Ya hala o yüzden bir umudum var. Bizim de umudumuz var. Sürekli böyle en küçük detaylarda ama bak böyle oldu. Bak sevelim demek istiyorum. Anlıyor musun hani? Kötü gidebilir. Böyle şey mi olur ya? İşte o kadar şey İlk benim... yapar kızım burası. Sen nereye geldin? Ya işte bizim şey yapamıyorum. Bizim küçük detaylarla yok etmemiz lazım. Burada i̇şte... adamı böyle höbülü. Farkındayım ama o umudu sen bizim önceki bölümleri izledin emin misin? Doktor Hayır, Bey. Sizden ayrı olarak ben kendi düşündüğüm gibi. Burada bir şeylere beğenmemek cool'dur tamam mı? Tamam. Ben cool değilim. O zaman en cool sensin. Her şey çok kötü. En cool insan. Hadi o zaman pozumuzu verelim kapatsın Can. Her şey çok kötü. Sanki anneniz sizi küçükken ağacından atla atla demiş de sonra tutmamış gibi. Ne dalga geçiyorsunuz abi adamla? Ne kadar kötü bir şey söyleyeceğim. Bot dünyanın en klişe hikayesi ya. Evet ya. Nasıl klişe hikaye lan? Sundur'un moderatörlüğüne çok karıştım ama iki şey daha söyleyebilir miyim? Hadi söyle. Birincisi... Yalnız Ömercan ölüyor yanında. Evet fark ettim. Bir şeyler söylesen de bir dik otur dinle bir muhatap al ya. Ben bütün şey boyunca dik oturmadım ki Berna ile aynı boyda duralım dedin diye. Boyum. Ben aynı boydayım zaten. Cevdet şey demişti. Neydi? İntro. İntroyu konuşmak istiyor musun? Aa intro ne güzel olmuş lan. Evet bence introdan de belli değil mi cıvık cıvık bir şey olmayacağı hayır, zaten. Hayır cıvık böyle. Şey değil. Cıvık aslında. Cıvık değil. Intro böyle bir şey okay. Oluyor böyle. Ben, slime show. Anladım. Ben hani comic relief olarak. Kimin şimdi. Umurunda intro falan? Ya güzel ben bizim, de intro yapmayı seven bir insan olarak benim geldim. Hadi bir intro yap bize. Peki. Doktor bir düzgün bir doktor olduğunu kanıtlasın sonra. Bir de anladım. İkinci şey söylüyorum. Bu çok gereksiz bir detay muhtemelen ama. Şey hayır TARDIS değil. Müzik, intronun müziği klasik doktoruya dönmüş ya 60'larda biraz, yine. Birazcık. Falan diye biraz Kapaldi'deki değişiklik yok evet. Tabii. Postmodern. Şey hani çölde giderlerken Graham diyordu ya gözüme hep kum kaçıyor falan diye. Orada al benim gözlüğümü kullan dediğinde bir kadın gözlüğü hani o klasik şey kadın gözlüğü çıkmasındansa Kapaldi'nin güneş gözlüğünün çıkmasını ister miydiniz diye bir şey soracağım. Hani biliyorum ben, tamam Sony'yi gitti komple. Zaten olacağını varsayalım. Ben onun olacağını düşünüyorum. Tamam Sony'yi gitti kabul ediyorum. TARDIS, MARDIS hepsi elinden gitti. Ama sanki o olsa böyle güzel bir easter egg tarzı bir şey alır tabii mıydı? Canım. Sormak istiyorum bak, sadece. Bak şey Nardül easter egg'i değil miydi şu muhabbet? Burası mı? He. Daha 4-8 bölüm, 3-5 bölüm önce. Haa evet. Değil mi mesela? Evet. Aikido'su çok eski ya doktor o da. Öyle mi? Okey ben yani dedim Nardül'den atıyorum. Yani tamam. İki doktordan size. Falan filan olan bir muhabbet diye hatırlıyorum ben. Eskimiş. Ama bak düşünsen yani 6 bölüm önce de Nardül yapmıştı. O yüzden hani Nardül'ü bile unutmadık gibi. Yani çünkü kadının şey Sony böyle tutuşu bile aynı Tennant. Hiçbir değişiklik yok. Müzikleri yer yer ve zaman zaman sizi de Back olsun. To the Future'a gidecekmiş de son notada geri dönmüş gibi hissettirdi mi? Hırsızlıkla suçluyor. Ben bayılmışım bir yerde ya. Okay. Hırsızlıkla suçluyor. Gerçekten müzik falan. İntro çok iyiydi ben onu hatırlıyorum. İntro güzeldi. Sonra bayılmışım. Esinlenmiş. Evet. TARDIS bir de TARDIS. Bakalım. Debriyajı vardı. Şey, evet, yeni kurabiye veriyor var. TARDIS. Daha ne olsun kurabiye verdi. Ne ki o espri ne de anlamadım. Ne demek yani? Aç kalmasın anneciğim diyor. Bir minnoşluk var TARDIS'in. TARDIS'e bir şeyler olmuş. Yandan da böyle bal renkli. Ben onu anlamadığım bir referans zannettim. Bal renkli mavi kristalli de bir şeye dönüşmüş gerçekten. Evet. Hoşuma gitti. Ama benim. İçerisi böyle hem karanlık hem de Jodie'nin bir de holü var şeyine göre. Evet böyle ışıklı mışıklı. Ha, kadın doktor esprisi yaptılar bak böyle bir tane. Ha, babana geldi diyor. Yok annene geldi diyor sana. Evet doğru. Ama onlar batmıyor ki yani. Çok fena değil. Tamam yani. Evet. Vajinaya girmedikleri sürece bu düzeyde espri okey. Şu evet. Saniye Berna bak şöyle bir sahne olacak mı olmayacak mı diye. Ya olmayacağını tabii ki tahmin ediyorum. Metin'in çıplaklığını görmeyeceğiz tabii ki de yani. Şu sahne olmayacağını umut ederek ben başladım sezona.
falan, anladın mı? İşte onu yapsa cringe olurdu herkes bence. Tabii iğrenç olurdu. Çok güzel. Çok salak olurdu. Yani. Bu seviyeye çok uzak, çok şükür bir program. Bak, o bakış bence her şeyi anlatıyor. O bakış, sabah arkadaşlar, erken bakış. Bakalım doktoru yeni sezonunda ilginç bir şeyler anlatmayı becerecek mi? Doktorun karakteriyle ilgili ilginç bir şeyler olacak mı? Doktorun yanına aldığı companion enflasyonu bir boka yarayacak mı? Bunların hepsi gelecek bölümlerde ortaya çıkacak. Hayır, yanına almışsın 3 tane karakter. Bir de 2 karakter daha ekliyorsun, onların hikayesinden düşün. Onların içinden ders çıkaracaklar abi, dünyanın eski taktiği olur olur ya. Dur bakalım. Evet, hoşça kalın. Üçüncüde görüşürüz. Sen Greg'i unutmuş. Gidiyorum. Bebeği olan Greg. Unutma Greg. Zavallı.